فَأَمَّا الْاِسْمُ فَيَعْرَبُ بِأَلْكَ الرَّجُلِ Üsümge kesik. Bana kelimenin üç kısımda bölünüşte yaitilindi. Kelimenin birinci kısmı isimdir. Evvel isimden başlayaptılar. Çünkü isim lugavi manası deyem, istilahi manası deyem ve istimalı da hem uzunun kısımdaşlarından üstün bugün derslerdir. Lugavi manası isim simbolundan çıkken alilik. Şunun için fiilden harften göre derecesi belen birinci kılınıyat. Şimdi nahu istilahıya göre nahu alamında isim diyeni manası uzunun manası bugün ve müstakil bir kelime. İkide isimden gap tuzulur ad. Mesela Zeydun, Zahibun dedi. Fiil bile harfke muhtaç bu meyattı. Şu bilen bu fiil bile harften üstün buluyor, derecesi belen buluyordu. Birinci zikir kılınıyordu. Ve isim bütün türlerde köp işletilirdi. Fiilge nispeten, harfke nispeten isimler köp işletilirdi. Şunun için evvel isimdeki intiriliyordu. Meneşi isim tanınışlık için bazı alamatlarda örgenişlikke muhtacımız. İsimning alomatlari ko'p. Ba'zi ulamolar uni 30 tacha deb zikr qilishadi. 30 taga olib borishadi, ba'zida 30 tadan ko'paytirishadi. Haqiqatan isimning alomatlari ko'p. Lekin Ibn Hisham rahimahulloh 3 ta alomatlarni zikr qiladilar. Eng mashhur, eng muhim va eng jami. Sharhda ko'rasizlar, bittasi avvalidan keladigan, bittasi oxiridan keladigan. Bittasi ma'no tarafidan keladigan bo'lib, ismni har taraflama o'zini ichiga oladigan 3 ta alomatini zikr qilib turib, boshqalarni shunga ergashtirib, shunga qo'shib o'rganib olaring demoqchi. Mana ism sayyorafu taniladi bi al. Birinchi alomati aldir. Karrajuli arrajul yoshab. Mana rajul kishi degan kalima ism ekan, chunki unga al kiryapti. Bu kişi bana el deyaptılar. Alef lam demeyaptı. Ya ki lamu ta'rif demeyaptı. Nahu alımlarının ortalarında ıhtılaflar var. Marifelik alameti aletini mi? El mi? Ya ki alef lam mı? Ya ki fakat lam mı? Ya fakat alif mi? Diye ıhtılaflar var. İbn-i Şamet yaptılar ki el deyaptılar. İkelesiyem deyaptılar. İkelesi marifelik alametidir. Yani bu kişi el dişliklerim lan alif lam dişliği de rak ile yaptılar. Bunu alif lam demeyiler. Çünkü mesela hal digende ha bilen lam demeyiz ki. Hal deyisiz. Mesela hal ateke hadisu Musa. Ya ki bel digenizde bel lam demeyiz ki. Bel deyisiz. Bu niye el dişlik gerek de yaptılar. Ve bir tenvini ke raculin ve isim tenvin bilen tanıladı. Raculin yoşap. Mana tanvin kelyapti, kasralik tanvin. Tanvin kelganligidan bilyapsizki, demak rajul ism ekan. Va uchinchisi bil hadisi anhu kata'idatu, zarabtu urdum deganidagi ta'ga o'xshab o'zidan xabar berishligi bilan tanilyapti. Mana bu uchinchi alomati bo'ldi. Sharh. Lamma bayyantu man hasarat fihi anwa'ul kalimati salasatu kelimenin üç türleri onun içi de çigerelengen nesleni beyan kıyanımda şerantu fi beyani ma yetemeyyezu bihi kullu vahidi minha an qasimeyhi kelimenin içiden her bittesi yani isim fil harf filadan kaysinesidir bir adasını tayin kılmayan halette eti yapız uzunun iki kısım daşıdan yani bittesini çıkarken iki de kalı yaptı. Şu ikilesiden acelerdigen nesanin beyanıya kiriştim diye yaptılar. Yani yukarıda mensilerige kelimenin üç türge bölünüşlüğünü aittim. Ve kelimenin bölünüşlüğü fakat şu üçte türge çekerelenişlüğünü yemektim. Yani kelime ikide yemez, törtte yemez. Fakat üçtedir. Ve bunun üçün türdümselerige delillerle aittim. Şimdi bir yenge bahse kiriyattım. Bu bahsini ve siz bu bahsda kelimenin şu üçte türü isim fiil harfini her bittesini birbirinden acilatıp
tanib oladigan bir qobiliyat, malaka, ilm hosil qilasiz. Siz bu bahsga diqqat qiling. Nihoyatda muhim. Chunki kitob o'qib turganingizda yoki arabcha suhbatda eshitib turganingizda albatta siz ko'rib turgan, eshitib turgan narsa kalimalardan iborat. Va kalima esa 3 narsadan iborat: ism, fe'l, harfdan. Siz shularni qaysinisi ism, qaysinisi fe'l, qaysinisi harfligini bilib olsangiz, tushunishingiz oson bo'ladi. Va gapirishingiz ham oson bo'ladi, yozishingiz ham oson bo'ladi. Bir-biridan ajratishlikni o'rganishlik kerak. Ular nima bilan ajraladi? O'zlarining alomatlari bor. O'zlarining belgilari bor. Qasim nima degani? Qismdosh degani. Qismun qism degani. Masalan, ism, fe'l, harf kalimaga nisbatan qism deyiladi. Kalimaning qismlari. Lekin ism fe'lga nisbatan qismdosh, qasim deyiladi. Ism harfga nisbatan qasim deyiladi, qismdosh deyiladi. Fe'l ham harfga nisbatan shunday. Bu uchalasi bir-birining o'rtasida qismdosh deyiladi. Xuddi bir sinfda o'qiyap turgan talabalar bir-biriga nisbatan sinfdosh deyilgandek. Shu iborani tarjima qilyap turganda Ibn Hishomning keltirgan kalimalariga diqqat qilaylik. U kishi ism, fe'l, harfni xoslamasdan mutlaq qilib aytayapti. Biz ham mutlaq tarjima qilsak, yaxshi tushunamiz. Agar buni biz xoslaydigan bo'lsak, shu kalimachidan ismni chiqarib turib, ism bo'ldi, ismni ikkita qismdoshi fe'lni harf tur, ismning fe'l va harfdan ajraladigan narsalarini bayonini deb tushunadigan bo'lsak, xato tushungan bo'lamiz. Chunki bu yerda mutlaq aytayaptilar. Endi siz aytasizki, nima uchun bu bahsga kirishdingiz desiz? Litatim mafaidatu ma zakartuhu. Yuqorida zikr qilgan narsamning foydasi tamomiga yetishlik uchun, mukammal bo'lishlik uchun. Ya'ni men sizlarga kalimaning ism, fe'l, harfga ajralishligini o'rgatdim. Aqlli insonlar buni chuqur tushunib olaradi. Lekin shu ism, fe'l, harfning bir-biridan ajralishligini, ularning qismdosh ekanligi, kalimaning tagidagi tur ekanligi to'g'risida sizlar foyda hosil qildingiz. O'sha yerda zikr qilgan foydalarim mana bu alomatlarni zikri bilan mukammal bo'ladi, deyapti. Sizlar bu alomatlar bahsini chuqur o'rgansalaringiz, kalimaning turlarini yaxshi tanib olasizlar. Fazakartu lil ismi salasa alamatin. Ism uchun 3 alomat zikr qildim, deyaptilar. Hali fe'ldagi harfdagi o'zini bahsida keladi. Ismning 3 alomatini zikr qildim. Alamatan min avvalihi. Avvalidan bo'lgan bir alomat. Qarang, alamatan hozir fazakartuni maf'uli bo'lyapti. Shuning uchun mansub. Aslida salasadan badal bo'lyapti. Ismning avvalidan keladigan alomat. Vahiya al-alifu wal-lamu. U alif-lamdir. Kalfarasi wal gulami. Alfaras bilan al gulam yoshab. Alfaras ot degani, al gulamu xizmatkor degani, kul degani. Shu faras bilan gulam kalimasiga alni kirganligidan bilyapsizki, bular ism ekan. Hayotingizda ko'rgan kalimangizni qaysinisiga al kirsa, shuni hech o'ylanmasdan ism deyoring. Ba'zan she'rlarda harfga yoki fe'lga kirib qoladi. She'rlardagi o'zgarishlarda e'tibori yo'q. Qanday bu ismning avvalidan kelyapti? Al-farasu al-g'ulam. Shuning uchun alni birinchisiga qildilar. Chunki avvaldan kelganda zikr qilyaptilar. Va biz yuqorida aytdik, Ibn Hisham aslida shu ma'rifalik alomatini, olatini alif-lom deyishlikni rad qilyaptilar. Lekin bu yerda alni alif-lom deyaptilar-ku, nimaga? Demak, bu kishiga ko'ra bo'ladigan narsami bu, desiz? Yo'q. Bu kishiga ko'ra bo'lmaydi, bu kishi o'zining fikridan mustahkam u, lekin sizga tushuntirishlik uchun. Chunki ko'pchilik olimlar uni aliflom deb tushuntiradi. Shuning uchun siz al desa boshqa narsamikin deb o'ylamang deb, sizga tushuntirishlik uchun o'qiyotib turgan o'quvchilarga tushunish oson bo'lsin deb aliflom deb qo'yyaptilar. Va alamatan min oxirihi. Va ismning oxiridan bo'lgan alomatni zikr qildim. Mana bu ham alomatan mansub bo'lyapti fazakatuvga maful bo'lganligi uchun. Salas alomatindan badal bo'lib. Mana kalimani ismning oxiridan keladigan bir alomat. Nima bu? Vahiyat tanvinu va u tanvindir. Ismning oxiridan keladigan alomat tanvindir.
Tenvin ne demek yani? Vahye nunun zaidetun. O zaide nundur. Kelimede kiyen aşıkça nundur. Ziyade nundur. Sakinatun sakindir. Sakin bular. Telhaqul ahira kelimenin ahirige yapışadı. Yani kelimenin ahirden kelyatırganı için bu ahirden kelyatırgan alamad bunu yaptı. Lafzan, lafızda buladı halas. La hatta lekin hatta bu meydi. Ligayri tevkidin bu takid düşünmez. Bazı bir nunlar var. Ötken nahavlarda okudularız. Kingi derslerde hem keladi yani batasıl bahsleri. Takid için bugün nunlar var. Mesela nunu hafife. İzriben diyorsunuz. Elbette uğurgin. Bu fiiller yekilerdi. Şularda çıkarsa gücün takidden başkası geliyordu. Bu tanvin takipte bildirmiyor. Nahu mesela Zeydin, yani Zeyd diyenizde kesralik tanvin ki diyordu. Yani Zeydin diyenizde nime var, delde takipte iki kesra var. Yani şu tanvindir. Zayda nun, kanı bu, lafızda var Zeydin diyorsunuz, lakin hatta yok. Hatta Z var, G var, del var. Üçte harf var olasın. Lekin lafızda siz Zeydin diyorsunuz. Kanunun nun görünmeyordu ki hatta. Şuna etti. Lafızda var o hatta yoktu. Ve raculin kişi. Yani bunu neyem tanıyım var. Ve sahin. Sahin ismi fiil bu. Cimbul diyor. Ve hine izin. Hine izin diyor. Hine iz kâne kezer diyor. Şimdi bugün vakit derdik. Şöyle ben tanıyım. Ve muslimatin ve muslimeler. Tenvinge 5 de misal kildirdi. 5 elasiye 5 il kelime. Hemesi isim. Lakin farklı isimler. Kastan bunu yıkadılar. Mege tenvinde türlerini bilmelilerdi. Tenvin isimde bazı bir türleri yemez. Köp yine türleri yıkadı. Fehazihi bana şu misallarımız 5 de kelime. Zeydun, Raclun, Sahin, Hineizi, Muslimatin. Bunlar hemesi. وَمَا أَشْبَهَا وَبُلَرْ يُخْشَكَنْلَرِ أَسْمَاءُ اسْمْلَرْدُرْ دِيَتْتُ Hatta bir lafız buladı isimliğini بِدَلِيلِ وُجُودِ التَّنْوِينِ فِي آخِرِهَا Şu kelimelerin ahırda tenvinin topilgenliğini delilimler. Bunların ahırda tenvinin barlığını delilden biliyoruz ki bunlar isim eken. Bana Zeydun kelimesi alem. Onge tenvin geliyordu. Razun nekire tenvin geliyordu. Sahin, ism fiil. Onda tenvin var. Hine izin. Birdeki tenvin, evas tenvini deyiler. Hine iz kâne keze. Kâne keze deyken, hazıb kılınken cümleden evas buluyor. Müslimatindeki tenvin ise, mukabele tenvini deyiler. Yani Müslimune. Şimdi sağlam cemli mukabildekiyle yaptı. Müslimat. Bu da tenvin bu megalik için. Nun bu manyana geçiyorsun, tenvin kirtiliyordu. Müzakkerde-i cemdi mukabiliye. Ve alameten maneviyyeten ve manevi alamet zikir kıldım. Büyen fezakatüge mafıl bu manyana geçiyorsun, mensup. Bu ne bu manevi alamet? Maneviyiniz çünesiler ülke nahvularda ettik. Lafızda bilinmeydi o. Manada, akılda bulas, zihinden bulas onu. Akıl işletip bulas. Vahiyel hadisu anhu. Manevi alamet diyeni onu doğrusu da haber verişlik diyeni. Kekame Zeydun Zeyd turdu diyen misal görsel. Fe Zeydun ismun şu kame Zeydun diyenimizde Zeyd isimdir. Kame isimmez. Zeyd isim. Hatta bile yapsın Zeyd isim diyeniz siz. Lenneke kad haddeste anhu bil kıyam. Çünkü siz hakikatten hem Zeyd doğrusu da türgenliği doğrusu da haber verdiniz. Zeyd türdü diyorsunuz. Türdü de haber veriyorsunuz. Demek ki Zeyd isim eken. Zeyd doğrusu haber veriyorsunuz da. Ve hazil alamatu bu alamet yani bu manevi alamet onu doğrusu haber verişli. Enfe'ul alamatil mezkuretil isim isim için zikir kılınken alametlerinin en faydalısıdır. İsim için zikir kılınken alametlerinin bilgilerinin en menfaatlisi, en kireylisi, en mühimi meneşu alamet. Üçüncü alamet. Ve bihâ sudille ala ismiyeti ta fi zarabtu.
mana shu alomat bilan va bihadiyatiku, ya'ni bi alamatin ma'naviyatin. Shu ma'naviy alomat bilan zarabtudagi ta'ning ism ekanligiga dalil qilindi. Zarabtudagi tuni ism ekanligini faqatgina shu alomat bilan bilyapmiz. Shu alomatni dalil qilib xotirjam aytayapsizki, bu tu zamirdir, ismdir. Ala tara annaha la taqbalu al. Ko'rmaysizmi? Zarabtudagi tu aldi qabul qilmaydi-ku. Zarab al tu deyilmaysizmi? To'g'rimi? Al kimaydi bu yerga? Demak, al bilan uni bilamaymiz ismligini. Va la yalhaquha tanvin va zarabtudagi tuga tanvin ham yopishmaydi, tanvin ham kirmaydi. Demak, tanvin bilan bilamaymiz. Ismda boshqa alomatlari bor, ulardan ham bilamaymiz. ولا غيرهما من العلامات التي تذكر للاسم اسم uchun zikr qilinadigan alomatlarning ichidan bu ikkalasidan boshqasi ham kelmaydi. Ya'ni al va tanvindan boshqasi ham. غيرهما dagi huma zamir aldan tanvinga ketyapti. Min al-alamat deb yuqorida aytdim, ismning 30 tani atrofida alomatlari bor. O'sha allati tuzkaru ism uchun zikr qilinadigan, keyingi darslarda zikr qilinadi, aytiladi bitta-bitta. Shu alomatlarning ichidan al va tanvindan boshqasi ham zarabtuni tusiga kirmaydi. Demak, hech qanaqasiga biz bu t-ni ismligini o'rgana olmaymiz. Siwal hadisi anha faqat. Faqatgina shu tu to'g'risida xabar berishdan boshqa. Anha degan hazamir zarabtuni tusiga ketyapti. Zarabtu deganingizda men urdim deyapsizmi? O'zingizni urganligi so'zida xabar beryapti. Demak, bu yerdagi tu mutakallim ism ekan. Xabar berganligidan bilinyapti. Shuning uchun aytayaptiki, hech qaysi alomat kira olmaydi u to'g'risida xabar berishdan boshqa deyapti. Faqatgina shu alomat kiradi. Ya'ni shu ma'naviy alomat kiradida zarabtudagi tuni, zarabtadagi tani, zarabtidagi tini, zarabtumdagi tumni ism ekanligini isbotlab beradi. Bu zamirlarning ismligini faqatgina shu alomat bilan bilamiz, ma'naviy alomat bilan. Boshqa hech qaysi alomat bilan bilmaymiz. Ibn Hisham shuni tushuntiryapti va shun bilan bizga aytayaptiki, demakki bu alomat eng muhim alomat ekan deyapti. Chunki boshqa alomatlarni qila olmagan ishini qilyapti u. Bu alomat eng muhim alomat ekan deyapti. Chunki boshqa alomatlarni qila